Ne zamanki şeytan, Hazreti Adem'e secde etmedikten sonra Allah'tan müsaade aldı, bu müsaade nasıldı? Kur'an terminüsüyle söylersek biz bunu, bizden üstündür diye yaratmış olduğum bu yeni canlı türünü, bizden üstün olmadığını sana kanıtlayabilmek için bana dünyanın sonuna kadar müsaade ver. Bakın nedir bu? Dünyanın sonuna kadar diyor. Demek ki daha henüz içinde yaşayacağı, Dünyanın bir sonunun olup olmadığını bilmiyorken Hazreti Adem ama ona secde etmemiş olan şeytanın dünyanın sonunun olduğunu biliyor olduğunu öğreniyoruz. Demek ki şeytana gelecekle alakalı bir bilgi verilmiş. Ama bu bilgi tam anlamıyla saf doğru mu değil mi? İşte orayı biraz da inceliyor olacağız. Çünkü biz neyi biliyoruz? Bu secde et emri verildikten sonra secde etmediğini gören Allah Şeytanın secde etmeyeceğini bilmiyor muydu? Tabii ki de biliyordu. E o zaman bu an gelene kadarki süre içerisinde şeytana gelecekle alakalı bilgiler verilirken saf, temiz, doğru bilgiler verildiğini mi düşünmemiz lazım? Hayır. Neden? Çünkü onun da sınırlı anlamda elde etmiş olduğu bilgiler olacak. Bu bilgilerden sonra da kendisiyle işbirliği içerisine girmiş olan insan soyuyla bunları tahrif ederek yazılı metin haline getirecek. Bu yazılı metinler de günümüzde karşımızda işte Tevrat, İncil, Zebur olarak semavi yani rahmani bilgi metin kutsal değerler olarak görülen diğer topluluklar tarafından karşımıza çıkarılacak. İşte biz burada neyi bileceğiz? Şeytan biat etmedikten sonra secde etmedikten sonra insanın devam eden bir ömrü oldu dünyada. Yani Hz. Adem Yaşamaya devam etti. Yani artık tam anlamıyla bir yaşam başladı. Ve bu yaşam süreci devam ederken de evlendi. Yani bir eş verildi ona. Hazreti Havva dediğimiz kişi eş oldu. Ve bu ikisini de girmiş olduğu cinsel münasebetten de doğan çocukları oldu. İlk doğan çocukları biliyorsunuz Habil, Kabil. Kabil, Habil'i öldürdü. Kabil daha sonra soyuna devam etmeye başladı. Yani Kabil soyu devam ediyor. Ve burada da bir diğer yine Habil'in yerini alabileceğini düşündüğümüz, daha doğrusu aldığını bildiğimiz bir de Hazreti Adem ile Havva'dan doğan Şit Aleyhisselam oldu. Bu Şit Aleyhisselam ile birlikte biz neyi biliyoruz? Artık Kabil ile Şit soyu karşı karşıya gelmeye başlayacak dünyada. Yani tam anlamıyla teoloji birebir dünyada ihtiva ediyor ve mücadeleye başlıyor olduklarını görüyoruz. O yüzden de ne diyoruz bizler? Dünyada Uluslararası anlamda genel hangi adımlar atılıyorsa bu adımların olmazsa olmaz tek karşılığı teolojide mevcut. E o zaman bizim neyi bilmemiz lazım? Teolojiyi öğrenmemiz lazım. Teolojiden kastım hani dinler tarihi diye bir tanım yapılacaksa bunun içine batıni dinler değil. Yani özellikle günümüzde Şintoizm, Budizm, Taoizm vesaire gibi doğu kültleri de var biliyorsunuz. Ya bunlar değil. Bizim ana ölçekte anlatmaya çalıştığımız ve takip etmesini izleyicilerimizden de rica etmiş olduğumuz konu Rahmani yani semavi dinler şemsiyesi tanımı içinde yer alan bölümler. Yani Tevrat, İncil, Zebur bunları ihtiva ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i niye bunların içerisine saymıyoruz? Çünkü Kur'an-ı Kerim'den gelecek bilgisi elde edemeyeceğimiz için yani kehanetle alakalı gelecek bilgisi elde edemeyeceğimiz için bu gayb bilgisine giriyor. Gaybı Allah Kur'an-ı Kerim'de tam anlamıyla insanların bilemeyeceğini, bu gelecek bilgisi sadece ben benim bünyemde olduğunu, onu sadece ben bilebilirim dediği için yani Müslümanlardan gelecek bilgisi Kur'an'ı bilgilerle elde edilemeyeceğinden dolayı bizim neye bakmamız lazım? Tahrif edildiğine iman ettiğimiz Tevrat Zebur ve İncil içerisindeki kehanetlerin yani gelecekte gerçekleşecek diye anlatılan bölümlerin neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Bunun içinde neyi takip etmemiz bir bakıma da olsa kaçınılmaz oluyor arkadaşlar. Şimdi ara ara tabii görsellerimiz olacak. Sayın yönetmenimizden görselleri de ara ara istiyor olacağız. Örneğin 3 numaralı görseli alabiliriz. Şimdi bu görsel yansıdığında Tevrat içerisinde gelecek aktarımı yapmış olan dört peygamberden bahsedeceğiz. Yani bunlar daha önceden de sizlere sıklıkla ismini vermiş olduğumuz peygamberlerdi. Tevrat'a baktığımız zaman karşımızda neyin olduğunu görüyoruz biz? İşaya, Yeremya, Hezekiel ve Daniyel peygamberlerin Tevrat içerisindeki bölümleri vardır. Ve bu bölümlerde uzunca bir metin ihtiva eder. Yani o ilgili bölüme kısa özet değildir. Detaylıdır. Kriptoludur ve bu kriptoların da ya konu üzerinde araştırma yapanların da çözümlemesi gerekiyor. Bu çözümlemeler yapıldığında da günümüz takvimine ve daha sonrasından da gelecekle alakalı bir yere denk geliyor mu gelmiyor mu elde edilen tarih buna bakmaya çalışıyoruz. Ve gelecekle alakalı bir tarih elde ettiğimiz zaman da ondan önce gerçekleşmesi gereken diğer kehanetler neler olup olmadığına bakıp gerçekleştirdilerse bu daha henüz gerçekleşmemiş, gelecekte olacak olan, tarihi işaret edilen, yeni çözümlenmiş olan kehanetin o tarihte gerçekleştirilmesi neredeyse kaçınılmaz olduğunu tespit ediyoruz. Ve bu tespitten sonra da bunları kamuoyuyla elimizden geldiği kadar aydınlatmaya çalışıyoruz ki gerek insanlarımız gerekse de yöneticiler bunları görsün. Bakın şimdi zaten ekranda yansıyor görüyorsunuz. Dört tane peygamberi zaten bunlar da ilgili görseller olarak da karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi birer Tevrat'taki peygamber kabul edilen kişilerdir. Bunların Kur'an'i anlamda bizim kitabımızda karşılığı olmadığı için İslami olarak karşılığı şu peygamberdir diyemiyoruz. Bazı o mudur bu mudur diye evet endişeli şüpheli açıklamalar var yapılıyor ama net olarak budur diyemediğimiz için biz bunları şu anda burada açık olarak ifade etmeyeceğiz. Ama neyi bilmemizde fayda var? Bakın 4 peygamberlerin yani buradaki görmüş olduğunuz 4 peygamberin bölümleri ciddi anlamda artık günümüze kadar gelmiş olan süreci ihtiva ediyor. Geçmişte belki birileri bunları ciddi anlamda önemsiz görüyor olabilirdi. Örnek verelim 1500'lü yıllarda yaşayan insanlar bu gibi metinler içerisindeki çözümleri yapmış ve bu çözümlerden sonra işaret edilen tarihlerin işte 2000'ler, daha sonraki yıllar. Bunların olduğunu gördüğünde tabii ki bunları bu kadar net açıklayacak mıydı? Açıklamayacaklardı. Biz de o an için onları doğal karşılıyorduk. Ama neyi biliyoruz biz? Bakın bizim de sıklıkla referans olarak kullanmış olduğumuz bir eser vardı. Bu da Sayın Aytunç Altındal hocamızın çevirisini yaparak Türkiye kazandırmış olduğu Isaac Newton'ın Kutsal Kitabın Yorumu kitabıydı. Şimdi bu kitap içerisinde de ciddi anlamda evet biraz konunun temeli olan kişiler için çevirisi yapılarak servis edilen bir kitaptan bahsediyoruz. Yoksa salt hiçbir temeli olmayan bir kişinin alıp okuduğunda konuları ciddi anlamda göreceğini düşünmüyoruz. Çünkü çok teknik terimler içeriyor. Bundan dolayı bizler de elimizden geldiği kadarıyla oradaki bilgilerden de yola çıktığımızda Gelecekte birilerinin hangi tarihlere dönük olarak adımlar izleyeceği, yapacakları politikalar varsa bu politikaları hayata geçirecekleriyle alakalı takiplerimizi yapıyorduk. Ve hep sizlere söylemiş olduğumuz bir hususta neydi? Tevrat ve İncil içerisinde yani Yahudilik ve Hristiyanlık içerisinde bir kurtarıcı beklentisi var. Buna Mesiyanik dönem diyorlar. Yani Mesih beklentisi.